Evet değerli arkadaşlar, tekrar karşınızdayım. Bu defa arkadaşlar bir revizyon testi yani genel değerlendirme testi yapacağız. Şu ana kadarki yaklaşık 3 haftayı geçti biliyorsunuz. En ciddi değerlendirme sınavımız. Cevaplarınızı 1C, 2A, 3B falan gibi yazabilirsiniz. Hem kendiniz denemiş olursunuz. Bir düşünme payı bırakacağım bütün sorulardan önce. Herkes kendini denemiş olur böylece. Artı eksi şeklinde gidebiliriz arkadaşlar. İlk sorumuz geldi. Bugün 28. Aralık 2017 arkadaşlar. Herkes orada mı? Yasin, Meltem, İsmail Bey yok. Levent Bey yok. Kezban, Simge, Mete, Mert yok. Onlar da mutlaka bu değerlendirme testini yapsın arkadaşlar. Evet, birinci soruya bakıyoruz. İsmail Hocam buradaymış. Hocam neredeydiniz? Evet. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. In the late 20th century. İçtima aldık hocam. 20. yüzyılın sonlarında diye bir kalıp var arkadaşlar. 20. yüzyılın sonlarında. Widespread, yaygın, geniş çaplı demek. Bu kelime önemli bir kelime. Demek orada mıydınız hocam? Evet. Common. Yaygın, geniş çaplı demek. Allah iyilik versin hocam. 20. yüzyılın sonlarında geniş çaplı bir ne olmuş olabilir? Biri A dedi İsmail Bey. Tamam hocam olabilir. Developed ne yapmış? Gelişmiş. Over the ortaya çıkmış yani. The environmental effects of large dams. Large büyük, dam baraj demekti. Environmental çevresel. Çevreye ait yani. Efekt ne demekti? Etki. Çoğul olduğu için etkiler. Develop burada ortaya çıkmak diyebiliriz arkadaşlar. Yani gelişmek. Çevresel etkileriyle ilgili demiş. Büyük barajların büyük, geniş çaplı ne oluşmuş olabilir? Diğer arkadaşlardan cevap gelmedi. Doğru cevap, taste, tat, haz demek arkadaşlar. Tat, bir şeyin tadı. Concern, ilgi anlamı var. Bir de kaygı, endişe. Buradaki anlamı endişe, kaygı. Yani tıpta kullanılan bir kelime, anxiety. Anksiyete diyorlar ya, kaygı. Bu kelimenin özelliği, over'la sık kullanılması. Bir şey üzerinde kayık olur. Prize ne demekti? Ödül. Reward yine ödül de hatırlayın. Prize ödül. Bunu da şununla karıştırmayalım. Prize bu fiyat. Bu fiyat demek. Bu ödül. Award da ödül demek arkadaşlar. Award ödül. Akademi Awards. Akademi ödülleri. Orbit neydi? Yörünge. Destiny. Destiny kader. Kaderinize küsün. Kadere küsülmez de. Fate kader. Destini kader. Ne diyorsunuz doğru cevabı? A değil İsmail hocam. Eksiği atın kendinize. Doğru cevap bursaydı. Concern, kaygı. Bir şey üzerine kayık olur. Concern over something. Bir şey üzerinde kaygı. İsim olarak soruyorlar. Bunda isim. Bir şey üzerinde kaygı var. Evet, ikinci sorumuz. Önce bakın cevap yazabilirsiniz. Oradaki arkadaşlar geldilerse orada. More than 4 million Australians. Yani 4 milyondan fazla Avustralyalı
Mehmet Yasin, cevabını vermemiştim bire. Bursa dedik. Obezmiş arkadaşlar. Yani Avustralya'nın 4 milyondan daha fazla kişi obezmiş. Ant aşırı kilolu yani, çok kilolu. Overweight aşırı kilolu demek biliyorsunuz. Obez artık hastalık boyutu. And ve if eğer anlamında burada. If eğer şayet. Trend ne demek? Gidişat. Continue bu şekilde devam ederse 2020'ye kadar, 2020'ye kadar telaffuzuna mı takıldın? Olabilir, tamam. 2020'ye kadar yetişkinlerin, adult yetişkin, erişkin yani %80'den fazlası ve almost one, evet doğru kelimeyi bulacağız. Sınavlardaki ilk kelime soruları Yasin. Almost one third. One third üçte biri demek. 1 bölü 3 yani. Çocukların da neredeyse, almost'u görmüştük bugün. Almost neydi? Neredeyse. Yani nearly demiştik. Nearly, virtually, neredeyse anlamındaki kelimeler. Practically, hep neredeyse demek bunlar. Çocukların da üçte biri will be overweight, aşırı kilolu veya obez olacakmış. Ne devam ederse diyeceğiz arkadaşlar. Genelde boşluğun hemen arkasına odaklanın. Ben öyle yapıyorum. Boşluğa bakıyorum. Hemen şuralara odaklanıyorum. Yani cümleyi çok anlamazsanız bile. Mesela şurada ipucu buydu. Cevap C diyor Yasin. Reasonable. Eğer makul trendler, mantıklı demek bu. Makul. Makul. Mantıklı. Olmadı bu. C değil cevap. Yani reasonable, makul, mantıklı demek. Yani sound yine aynı anlamda makul, logical diyebiliriz. Mantıklı değil. Mantıklı trendler devam ederse tuhaf oldu Yasin. Mevcut şu anki diye bir kelime. Az önceki derste geçmişti. Mevcut şu anki. A tabii. A ne demekti? Mevcut şu anki. Hali hazırdaki. Şu anki. Mevcut şu anki trend. Levent hocam hoş geldiniz. Orada mıydınız hocam siz de? Hemen doğru cevapla geldiniz. Bravo. Şu anki trendler devam ederse bugün herkes zulaya yatmış. Meltem nereye kayboldu? Meltem 2A. Çok güzel. Doğru cevapla geldi arkadaşlar. Herkes tebrik ediyorum. Tam olayı kavrayamadın mı Yasin? Sen zekisin. Doğru kelimeyi ne yapıyoruz? Boşluğa dolduruyoruz. Sınavların biliyorsunuz ilk 6-7 sorusu bu şekilde. Kelime sorusu şeklinde geliyor. İlk ciddi denememiz bu. Tamamdır hocam. Mevcut trend devam ederse diyor. %20'ye kadar %80'i ve çocukların da üçte biri aşırı kilolu olacak demiş. Coherent neydi? Bunu öğrenmiştik. Tutarlı. Tutarlı. Yani logical, mantıklı, tutarlı. Consistent, tutarlı. Esteemed, esteemed de saygın, saygılı. Kendi kendine saygılı deriz ya. Wealthy, zengin, müreffeh, refah içinde anlamında kullanıyoruz. Evet, bir Bursa, iki Adıyaman'dı. Üçe geçiyorum. Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Self-estimate. Self-estimate değil de self-esteem Yasin o. Self-esteem, öz saygı. İnsanın önce kendine saygısı olacak değil mi? Öz saygı diyorlar. Self-esteem. Üçüncü soru değerli arkadaşlar. Bir 30 saniye düşünme payı bırakıyorum. Cevaplarınızı yazabilirsiniz. Proton rezonans spektroskopisi. Teknik bir soru. Proton yankılanma rezonans spektroskopisi alanı yani. Bazen kullanılır. Ne yapmak için kullanılır? The nature of the local environment of the hydrogen atoms. Yani hidrojen atomlarının
lokal çevresinin doğasını, yapısını şey yapmak için, ne yapmak için, yapısı ne yapılır? Şuraya odaklanın. Neredeki? Bir molekülün içindeki. Ve it can often, sık sık, simultaneously, bu da güzel bir kelime, eş zamanlı demek. Yasin, tebrik ederim. Bu defa doğru cevap bildin. Eş zamanlı, simultane, senkronize yani. Supply ne yaparmış? Eş zamanlı şekilde sağlar. The ratios of types of hydrogen. Hidrojen türlerinin oranlarını eş zamanlı şekilde sağlarmış. A doğru cevaptı bu da arkadaşlar. Yasin doğru yaptı. Belirlemek demek. Determine, belirlemek, tespit etmek. Forbid, bunu öğrenmiştik. Yasaklamak. Prohibit, yasaklamaktı. Bir tane daha vardı. Ban. Bunlar da yasaklamak. Delay neydi? Geciktirmek, ertelemek. Postpone demiştim. Bakın, kelime derslerimizde hatırlarsanız, bu resimli kelimelerde bunların çoğu geçti. Sınavda da aşağı yukarı benzer kelimeler geliyor çünkü. Postpone, bir de put off arkadaşlar. Bunlar da ertelemek, tehir etmek anlamında kullandığımız kelimeler. Bodur, üzmek, canını sıkmak. Annoy eş anlamlısı. Restrict de to alır genelde arkasına. Restrict, kısıtlamak. Confine to veya limit to aynı anlamda kullanılıyor. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakıyoruz.